Sevgili dostlar, muhterem yüzceliler. Geçtiğimiz aylarda bir toplantıda uzun süredir görüşmediğimiz, AK Parti'de görev yapmış ancak istifa etmiş ya da yeniden görev vermemiş veyahut da aday yapmamış birisi kulağımı eğilerek şu sözü söyledi. Her şey güzel olacak. O anki dalgınlığımdan olsa gerek ya da kafamın dolu olmasından gerek o sözle ne demek istediğini anlayamadım. Yani gündemime girmedi o anda. Aradan zaman geçti. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı buydu. Yani her şey güzel olacaktı. Aynı sözü bahsettiğim kişiden o toplantıda bahsettiğim kişiden duyduğumu hatırlayınca, o sözü hatırlayınca gençlerin deyimiyle oha falan oldum yani. Gerçekten o sözü söyledi, o sözü hele de o söyleyen kişiyi hatırlayınca gerçekten şok oldum. İnanın kendisinden hiç ama hiç beklemezdim bu sözü. Zira bu insan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti sayesinde rüyasında bile göremeyeceği makama, servete kavuşmuştu. Bizzat ben şahidim. Hakkını yemeyelim. Görevi yaptığı sırada halka hizmetleri de oldu. Ya da halka ya da bizlere, basına, basın kuruluşlarına öyle gösterdi. Orasını bilemiyoruz. Şu anda ismini veremeyeceğim bu vatandaşın yaptığı bu hareket aslında şunun ispatıydı. Yani AK Parti'de olup da partinin ve iktidar nimetlerinden faydalanan dava adamıyım, değilse bağlıyım diye ancak görevden alınca, istifa edilince, aday yapılmayınca, insanların tekrar aday yapılmayınca insanların nasıl partiden uzaklaştığının, hatta nasıl partisini sattığının en acı örneğidir. Bu insanların davası, hizmeti, menfaati kadarmış demek ki. Tabii bu arada samimi siyasetçilere her nerede olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun ve halkın iyiliği için çaba sarf eden dürüst siyasetçilere elbette ki sözümüz yoktur, olamaz da. Ancak takdir ederiz biz. Ama bazı siyasetçiler hak etmedikleri halde makamlara, paraya, mala, mülke, itibara, parti ve reis sayesinde kavuştukları halde makam ellerinden alınca partiye ve reise adeta düşman oldular. Hatta hiç utanmadan, sıkılmadan gizli aşikar reisi ve partiyi eleştirmekten, ağır bir şekilde eleştirmekten geri durmadılar. Hatta bazıları da tıpkı bahsettiğim vatandaşta olduğu gibi muhalefet partilerine dahi çalışmaktan hiçbir zaman imtina etmediler. Peki bu durum ne zaman başladı ve bu duruma, yani bu durum, bu başıbozukluk, sorumsuzluk ne zaman başladı ve buraya, bu zamana kadar bu hale nasıl geldi? Efendim biliyorsunuz 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca Ahmet Davutoğlu da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan oldu. Bu tarihten sonra partide başıboşluk, disiplinsizlik başladı. O zamana kadar Erdoğan'ın kontrolü altında olan parti teşkilatları Davutoğlu'nun idaresi altında ipin ucunu kaçırdılar. Önceden gizli gizli yaptıkları halkın menfaatine aykırı işleri artık alenen yapmaya başladılar. Nihayetinde parti ilk yenilgisini Haziran 2015 seçimlerinde aldı. Neredeyse AK Parti dışındaki partiler koalisyon yapacaklardı. Ne oldu? Olan yine halka oldu. O geçiş döneminde, Kasım 2015 seçimlerine kadar geçen süreçte ekonomik gördüğümüz zarar ve iktidardaki boşluk gerçekten halkımıza, Türk ekonomisi, ülke ekonomisine oldukça büyük zararlar verdi. Bu durum 24 Haziran'a kadar geldi. Geçtiğimiz yıl yapılan 2018'de 24 Haziran seçimlerine kadar geldi. Düzce'de biliyorsunuz AK Parti bu seçimlerde bir vekil kaybetti. O gün partisini kaybetmesine neden olan Davutoğlu şu anda maalesef ki yeni bir parti kuruyor. Tam bir yediği kaba tükürmek. En basit bir şekilde yediği kaba tükürmek olarak değerlendirebiliriz. Devam edelim. Geçmişte Düzce'de vekiller, teşkilat mensupları davadan uzaklaşmaya, belediye başkanlarından dahil davadan uzaklaşmaya, halka rağmen işler yaptılar. Düzce'nin kaynaklarını sorumsuzca harcamalar,
kötü yönetim, ihaleleri partili yandaşlara vermeler, AK Parti'ye yakın kişileri üst düzey görev, kamuda üst düzey görevlere liyakatsiz bir şekilde atamalar, yakınlarını kamu kurumlarına ve belediyeye yerleştirmeler, ballı maaşlar vesaire. Hasılı halkın aleyhine olan aklınıza gelebilecek her şeyi fütursuzca, sorumsuzca yapmaktan geri durmadılar. Söylemlerinde halka hizmet ettiler ancak kapalı kapılar ardında kendilerine hizmet ettiler. Kendi davalarının peşine düştüler. Bütün bunların isimlerini tek tek sayarım. Kimin nerede görev yaptığını, nereye göre atandığını, ne işler yaptığını tek tek sayarım. Ama herkesin bildiği şeyleri burada tekrar etmenin hiçbir anlamı yok. Halkı o kadar çok inandırdıklarını sanıyorlar ki yenilgiyi kaybetmeyi bir türlü kabullenemediler. Kabullenemiyorlar. Efendiler, siz halkı ne zannediyorsunuz? Şimdi ismini başında milletvekili yazan birisi çıkmış, İstanbul'u biz kaybetmedik, kendi elimizle verdik şeklinde talihsiz bir açıklama yapabiliyor. Yani hala saçları dik tutabiliyor. Hala kendilerini megaloman görmekten vazgeçmiyorlar. Yahu bunu anlayın, kaybettiniz işte. Reisin çocuğum dediği partiyi şımarıklığınızla, ilgisizliğinizle, bencilliğinizle ne hale getirdiniz? Kendinizi hesaba çekeceğiniz yerde hala kaybetmeye mazeret arıyor, mızrakları sığdıracağınız çuval arıyorsunuz. İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i kaybetmenize sebep sizsiniz. Neredeyse far gözlü olmasaydı Düzce'yi kaybediyordunuz. Başkan Özgür, sizlerin her türlü muhalefetinize, aleyhinde çalışmanıza, her türlü siyasi oyunlarınıza, entrikalarınıza rağmen başkan oldu. Size kalsa baştan parti kaybedecekti. Bir de yukarıda saydığımız yani makamlardan alınan kişiler kaybetmenin faturasını reise yüklemiyorlar mı? Gerçekten pes yani. Omurgasızlığın bu kadar da fazla. Ya ne oldu bu AK Parti'ye? Önceden seçimi kazandığı halde seçimden sonra konuyu masaya yatırır, değerlendirir. Ve neden atıyorum %50 küsur aldım da daha fazlasını alamadım. Neden alamadığım oylar karşı tarafın muhalefete gitti diyerek kendisini hesaba çekerdi. Şimdi ise kimileri faturayı reise kesiyor, kimisi partiye, hatta halkı dahi suçlayan insanlar var. Eğer bu halk size, siz değil de muhalefete oy verdiyse kusura bakmayın ama dönün bir aynaya bakın. Esas suçluyu karşınızda göreceksiniz. Bence derhal eski vekillerden, belediye başkanlarından, teşkilatlardan, ilgili meclis üyelerinden, hasılı geçmişte kim görevini ihmal etmişse, kim halkın hakkını yemişse hesabı sorulmalı. Ayrıca bu dava için gecesini gündüzüne katmış, ancak küstürülmüş samimi insanlar tekrar partiye kazandırılmalı. Hasılı AK Parti bu fazlalıklardan kurtulmalı, özüne dönmeli. Ve tertemiz olarak AK Parti milletin huzuruna çıkmalı ve bakın ben kangren olmuş yerlerimi kestim. Kötüleri içimden söküp attım. Hatalarımdan ders aldım. 2002 anlayışı ve felsefesiyle tekrar huzurunuza çıktım. Bundan sonra hata yapmayacağıma dair samimi olarak söz veriyorum diyecek ve tekrar milletin desteğini isteyecek. Bunu mevcut il başkanlığın ve teşkilatlarının yapması gerekiyor. Yani Mustafa Keskin'in. Eğer dikkatinizi çekerim. Eğer tıpkı İnönü Parkı'nın yıkılması sırasında muhalefet dahil herkes Başkan Özgür'e destek olurken, onun yanında yer alırken, onun lehine açıklamalar yaparken AK Parti'den hiç kimsenin olmaması olayında olduğu gibi eğer hesap sormayacaksanız, dediğimiz gibi hareket etmeyecekseniz eğer kusura bakmayın ama sizin de görevinizi bırakmanız gerekiyor Sayın Mustafa Keskin. Aksi takdirde değil İstanbul, 2023'te tüm Türkiye'ye kaybedersiniz. Olan yine reise ve halka olur. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim.